Türkiye'nin sorunlarına kalıcı çözümlere dikkat çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüler. Külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere verdikleri zarfta hangi konular vardı? Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun ve Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim neden yürüdüklerini ve kamuoyuna ne mesaj vermek istediklerini şöyle açıklıyorlar. Biz kartopu olarak yola çıktık. Bakın az önceki emekli büyüklerimizle, kardeşlerimizle, amcalarımızla, babaannelerimizle, teyzelerimizle, falolarımızla yapmış olduğumuz görüşmeleri görüyorsunuz. Aslında bu arada bazı yerleri görelim. Onlar bize kayıtlı çünkü canlı yayın açmamıza izin vermiyor sistem. Yok ya, sakın yaşını söyleme, ben 20 falan diyorum. Yok ya. Maşallah. Nasıl gidiyor? Emeklilik nasıl gidiyor? Ben şu an emekliler daha iyi yaşasın diye anlıyorum maşallah. Kiralarını ödeyebilir. Çünkü bazen evi var ama çoğu emeklinin evi de yok. Onlar bugün Ankara'yı... Tamam, biz Cumhurbaşkanlığı'na bir mektup bırakacağız. Evet. Üç kelimeden oluşan bir mektup. Türkiye'yi anlatıyor. Tamam. Yani üç kelimeyle biz Türkiye'yi anlatacağız. Neden böyle bir mektup bırakacağız onu söylemeyeceğiz. Çünkü Türkiye okumuyor. Efendim iyi günler. Haberin oldu. El yerine olmayı sürüyoruz. Ankara'dayız. Ankara'da önemli bir gelişme var şu an. Adalet ve Birlik Partisi ile birlikte Cumhuriyet ve Adalet Partisi genel başkanları birkaç gün önce İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlattılar. Ve şu an Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeler. Birazdan da ellerinde bir zarf var ve o zarfın içeriğini külliyenin önünde açıklayacaklar. İşte İstanbul'dan yola çıktık. Zorluklar yaşadık mı? Yaşadık ama mutlu zorluklar. Yani arabada uyuduk, yolda çay içtik, emeklilerle görüştük. Bankta uyuduk. Ankara'dan bir kar topu yolladığımızı söyledik. Ve bu kar topuyla Ankara'ya geleceğiz dedik ve burada çığ olacağız. Ama bu çığ öteki çığlar gibi değil, yıkıcı bir çığ değil. Bu çığ yapıcı bir çığ. Neden? Çünkü bu çığda emeklilerin sorunlarını anlatmaya geldik. 6191 sayılı Er ve Erbaş Kanunu var. Çok saçma bir kanun çıkartmışlar başkanım. 7 yıl çocukları çalıştırıyorlar. 7 yıl sonra diyorlar ki sizi bir sürüm olarak yönlendireceğiz diyorlar. Mektubun içinde sadece Cumhurbaşkanımıza ileteceğimiz 3 kelime var. Sonrasında mektubu bırakıp Ahmet Başkanımla beraber cuma namazını kılıp sonrasında İstanbul'a geri dönüş yapacağız. Bizi İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürürken yolda takip eden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz herkesi Ankara'ya yönlendirdik. Dedik ki yolda hem emniyet güçlerimizi zor duruma sokmayalım, hem vatandaşımızı zor duruma sokmayalım. Bununla ilgili ama inanın bu zorlu bir yolculuk muydu? Benim için de olmadı çünkü biraz ayaklarım ağrıdı başkanım ama. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok, doğru söylüyorsun. Biz zaten bu yola çıkarken beraber dedik ki 16 milyon emeklimiz var, 16 milyon emekli adayımız var. Biz bunların hak ettikleri hakların alması bağında destekçi olalım. 6191'e takılan sözleşmeli er ve erbaşlarımızın bu çocuklar bu ülkede öldüklerinde şehit, yaralandıklarında, gazi olduklarında olup niçin bu ülke için şehadet yemin etmiş bu çocukların en azından haklarının alınmasında, iş imkanı sağlanmasında kamuda bu açıdan bu yollara çıktık. Bu arkadaşlarımızın da haklarını alacağız Allah'ın izniyle. İnşallah İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız o yürüyüşün külliyeye bırakacağımız mektuplarımızla beraber bizi duyacaklarına inanıyoruz. Çünkü biz bunu nerede anlatırsak anlatalım. Kesinlikle. Problemleri duyuramadık. Bu sefer duyacaklarına ve bu insanların haklarını alabileceğimize inanıyoruz. Bunun için çıktık bu yola. Benle beraber yürüdüğün için de sana çok teşekkür ederim. Aynı şekilde başkanım. Engabeli yollar geçtik. Evet. Dağ bayır açtık. Beraber terledik. İnsanlar bazen... İnsanlar dostluklarını yolculuklardan alırlar. Daha... Demek ki biz uzun yıllar beraberiz. İnşallah. Evet, dediğimiz gibi biz İstanbul'dan... Mektubun içeriğinde ne var? Özür dilerim. Şöyle, biz İstanbul'dan niye yola çıktık? Az önce Ahmet Başkanım çok güzel ifade etti. Biz bir kar topu olduk İstanbul'da. Dedik ki biz yollarda kar taneleri olarak çoğalacağız dedik. Ankara'ya geleceğiz dedik. Ve Ankara'ya geldiğimizde çığ olacağız dedik ama biliyorsunuz çığ olmak ne demek? Yıkımdır. Biz burada yıkmaya değil yapmaya geldik. Biz yapıcı bir çığ olarak geldik buraya. Ne de
Niçin geldik? Çünkü emekler mağdur. 16 milyon emekli mağdur. 6191 sayılı er ve erbaşlar mağdur. Polislerimiz mağdur. 1+1 çalışıyorlar. Mobbing kullanıyor, onlar mağdur. Kıvılcım olmak gerekiyor. Biz bir meşale yaktık. İnanıyoruz ki sağlığımız sürdüğü sürece, Adalet Birlik Partisi'nin başında olduğumuz sürece de biz bu ateşi devamlı yakacağız. Şimdi hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah şu bizim partiyi temsil ediyor. Güzel olmuş. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sizler gibi şekerler. Tempotv izleyici. Haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye dönüşüyor, Türkiye gelişiyor. Türkiye gelişirken gerçekten bu gelişime katkı veren değerler var. Hiç şüphesiz o değerler içerisinde en öne çıkan, en önceliklisi bence bugün siyasi partiler. Evet. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerin Türkiye'nin geldiği noktada ki oluşumunda müsbet ya da menfi mutlaka katkıları var. Evet, demokrasiyi yürüten, işleten mekanizmaların başına gelen siyasi partiler günümüzün en öncelikli aslında gündemde tutulması gereken konularının başında geliyor. Evet, Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Türkiye bu süreçten geçerken tabii ki badireler atlatıyoruz. Zaman zaman inişli çıkışlı politikalar, zaman zaman inişli çıkışlı çıkmazlara da girebiliyoruz. Şimdi Türkiye'de son 5 gün aslında bence damgasını vuran, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen çok önemli bir gelişme var. Tabii bu gelişme kartel medya ya da yanlı medyanın görmemesi nedeniyle biraz gölgede kalmış gibi olsa da Tempo TV Medya 24 bunu ekrana taşıdı. Efendim 5 gün önce İstanbul'dan yola çıkarak Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi gerektiğini işaret eden, Türkiye'nin sorunlarını birebir, birim birim işlemeye çalışan çok önemli iki parti var. İstanbul'dan bu iki partinin genel başkanları yola çıktı ve bugün Ankara'ya geldi. Hatta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Cumhurbaşkanlığı Türkiye'nin önemli sorunlarını bir rapor halinde, bir zarf içerisinde resmi olarak takdim ettiler. Evet, efendim iki parti var dedim. Adalet ve Birlik Partisi Genel Başkanı şu an stüdyo konuğum İrfan Uzun ve ona eşlik eden İrfan Bey'den sonra tabii ki konuk alacağımız Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevinbat. Şu anda stüdyo konuğum, çok saygı değer birisi, Adalet ve Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, bu konunun da fikir babası. Sayın Uzun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Mükemmel. Türkiye iyi, güçlü. Sizden nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. 5 gündür yürüyorsunuz. İstanbul'dan başladınız, Ankara'ya geldiniz. Değerli izleyiciler, sözü vereceğim Sayın Uzun ama 2018'de kurulmuş, tabii ki Adalet ve Birlik Partisi bir de seçim girme yeterliliğini de kazanmış bir siyasi parti. Çok kısa, İstanbul'dan başlayacağım ama biraz ben ilk kez röportaj yaptığım şahsiyetlerin kendini tanıtmasını rica ediyorum. Kamuoyuna biraz sizden söz ederim orada. Buyurun. Şöyle, Adalet Birlik Partisi 6-6-2018 tarihinde kuruldu. Tamamen gençlerden oluşan bir oluşum. İlk yola çıktığımızda biz herkes dedi ki siz bir tane ilçe kuramazsınız. İşte teşkilat kuramazsınız. Şu an Adalet Birlik Partisi Türkiye'de 81 il, 922 ilçede teşkilatlanmış bir siyasi parti. Bu genel seçimlerde ve yerel seçimlerde adaylığını çıkartmış. Herkes şunu söylüyor, kazandınız mı diye. Bizimki amaç kazanmak veya kaybetmek değil. Çünkü Adalet Birlik Partisi bir üniversite. Biz burayı bir üniversite gibi görüyoruz ve ben de 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayıydım. Anayasanın 101. maddesi diye bir madde var. O maddeyle de bizim önümüzü kestiler. Adalet Birlik Partisi her ne olursa olsun bir meşale yaktı ve bu meşaleyle bu arada önümüzdeki dönemde de ben Cumhurbaşkanı adayım. Ve olacağıma inanıyorum. Tabii ki bu Cenab-ı Hak buna sağlığımız el verirse, işte halkımız görür tanırsa, sizin gibi değerli basın mensupları bizleri gösteriyor ama dediğiniz gibi kartel medya şu an Türkiye'de yok, yaşamıyor, ölmüşler. Onlar artık onlar olmadığı için işte biz kendimizi tanıtamıyoruz, edemiyoruz ama dediğim gibi sizin gibi değerli kurumlar olduğu sürece bir şekilde sesimizi duyuracağız. Evet. Sayın Uzun, İstanbul'dan yola çıktınız, Ankara'ya kadar yürüdünüz. Neden ihtiyaç duydunuz ve neden bu yürüyüşü gerçekleştirdiniz efendim? Buradan başlayalım. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de belki de hani bütün siyasi partiler güçlüdür ama ben kamu kurumlarında en güçlü siyasi partilerden birinin Adalet Birlik Partisi olduğuna inanıyorum.
kamu kurumlarına biz her şeyi yazıyla iletiyoruz. Ne yaparsak edelim. Ne yazı yazarsak dönüşlerim çok geç oldu ama sokağa çıktığımızda emeklilerin açlığa terk edildiğini gördük. Sonra bir baktık ki bir emekli 10 bin lira maaş alıyor. Finale döndüğünüzde bu tarafa baktığınızda ev kiraları 15 bin lira, 16 bin liralara gelmiş. Sonuçta biz de ilerleyen zamanlarda bizler de emekli olacağız. Aslında bu yürüyüş sadece emeklilerin değil. Arkadan gelen genç neslin de bir yürüyüşüydü aslında. Biz ateşi yaktık. Devamı gelecek, devamı olacak. Biz Cumhurbaşkanlığı'na bir mektup sunduk. O mektubu okuyacaklardır. Yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum ama 2026'da erken seçim var. Ve ben buna inanıyorum. Türk milletine eğer sizin gibi değerli basın mensupları bizleri çıkartmaya devam ederse ve bizler de kendimizi halka anlatıp teşkilatlarımızı anlatıyoruz. Birçok şeyi değiştireceğimize inanıyorum ve bu arada sadece emekliler değil öğretmenlerimiz için yürüdük. Yani sonuçta öğretmenler bütün Türkiye'nin geleceğini yansıtan, yani sizleri, bizleri yetiştiren, topluma kazandıran ve gelecek nesilleri daha güzel yarınları taşıyabilmek adına eğilen kişiler, onlara bakıyorum, aldıkları maaşlara bakıyorum, inanın içler acısı. Belki bir doktor bir insana kalp ameliyatı yapar, kurtarabilir ama öğretmenler çocukların kalbine dokunduğu zaman bütün Türkiye'yi aydınlatabilecek güçteler. O yüzden dolayı dedik ki onların daha refah yaşayabilmesi adına yola çıktık. Bitti mi? Bitmedi. Sonra bize 6191 sayılı er ve erbaşlar ulaştı. Dediler ki Sayın Başkan biz sesimizi herkese duyurmak istedik. Kimseye duyuramıyoruz. Aldım, araştırdım. Bu arada ben iyi bir hukukçuyum. Cumhurbaşkanı olmak için hukuk okudum. Çünkü eğer bir idealiniz varsa, bir yolunuz varsa önce onu okumanız lazım. Hani Türkiye İslam Cumhuriyeti diyoruz ama ilk emrine İkra Bismillahirrahmanirrahim halak. Arapçası. Oku diyor. Ama Türkiye okumuyor. Türkiye okumadığı için biz Cumhurbaşkanlığı üç kelimeden oluşan bir mektup sunduk. Bütün Türkiye'yi anlatıyor. Nedir efendim bu üç kelime? Dedik ki orada adalet, din, devletin dini adalettir dedik. Devletin dini adalettir. Ve burada da sonunda da altına küçük bir not bıraktık Cumhurbaşkanımıza. Getirdim size burada. Hatta mektubun içeriğini burada okuyayım isterseniz. Buyurun efendim. Buyurun. Dedik ki Sayın Cumhurbaşkanı devletin dini adalettir. Sonra devam ettik. Dedik ki Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekle her şeyi görmektedir. Nisa 58. ayeti yazdım mektubun içine. Sonra dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı, emeklilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek için öğretmenlerimiz, SMA'lı çocuklarımız, 6191 sayılı kanundaki er ve erbaşlarımız bu konuda alınacak önlemler toplumumuzun refahı için büyük önem taşımaktadır. Saygılarımla İrfan Uzun dedim. Çünkü çok uzun tutmaya gerek yok. Onlar zaten konuları biliyorlar. Biz bir farkındalık yaratmak için yola çıktık. Duracak mıyız? Hayır. Hala devam edeceğiz. Dediğim gibi yolu konuşacağız sizlerle. Neler evet. Yaşadık, neler oldu. Şimdi efendim Tempo TV'de sevgili İrfan Uzun'la birlikte Hukukçu Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı değerli izleyiciler. Şimdi soracağım. Cumhurbaşkanlığı iletilmek üzere İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek gelme gereğini neden duydunuz? Bu zarfı siz postayla gönderdiniz, e-postayla gönderdiniz gibi yöntemleri de var. Neden yürümeyi tercih ettiniz? Şöyle efendim? Bir farkındalık yaratmak istedik. Çünkü toplum korkuyor. İstiklal Marşımızda ne diyor? Korkma diyor. Sönmez bu şafaklar bir düzen alsancak. Biz o korkmanın korkmasıyla yola çıktık. Dedik ki toplumları, kitleleri arkamıza alalım. Ama yolda giderken herkes bizi aradı. Biz de katılacağız. Güvenlik amacıyla sonuçta biz yola çıkıyoruz. Birilerinin haklarını savunmaya ama yolda işte hastası olan olur, bilmem ne olur, trafiği engellemeyelim diye 5 kişilik bir ekip seçtik. O ekiple beraber yürüye işte Kocaeli'ne geldik. Kocaeli'ndeki emekli vatandaşlar bizi çok güzel karşıladılar. İşte durumu anlatıyorlar. Sonra yürüdük Sakarya'ya geldik. Sakarya'da bize sanatçılar katıldı, kemençeciler. Hatta kemençeyle beraber Cumhurbaşkanı'na bir mesaj daha verildi. Sonra oradan yürüyerek devam ettik. Düzce'ye geldik. Düzce'de emeklilerle konuşurken bir şey fark ettim. Emekliler kamera açıkken konuşmaya korkuyorlarmış. Aslında Türkiye'de 21 yılda hem hükümet edenler hem ana muhalefet bir korku cumhuriyeti kurmuşlar. Biz bu korku cumhuriyetinin duvarlarını yıkmaya geliyoruz. Aslında bu yürüyüş oydu. Bir korkuyu yıkmaktı. Başardık mı? Başardık. Nasıl başardık? Bolu'ya geldik. Bolu'da da aynı şekilde. Bolu'da geçerken cami cemaatiyle beraber orada karşılaştık. Dedim ki amca nasıl? Ya dedi her şey çok güzel dedi. Her şey mükemmel.
Kamera çekiyor mu dedi. Yok amca dedim, kapattık kamerayı dedim. Kapattı çocuk, kapatın dedim. Çünkü korkuyor insanlar. Ya dedi, bildiğin gibi değil dedi. Aldığım maaş dedi, kirayı ödeyemiyorum dedi. Ya dedim, niye orada söylemedin? Bak dedim, halk olarak sen söylemen lazım. Hadi gençleri geçip dedim. Gençler korkuyor, önlerinde bir ömür var. Dedim, siz 80 yaşına gelmişsiniz. Yani korktuğunuz ne var? Ya işte biz dedi, ne bileyim dedi ama dedi, sorunlarımız çok. Benim adıma da git orada konuş dedi. Muhtarlar adına git konuş dedi. Türkiye'de çok muhtarlar var dedi. İşte bu, ama dedim bak sen susarsan beni açık temsil ediyorsun. Kameralar içinde korkuyorsun. Olmaz dedim. Sen dedim gençlere cesaret vermen lazım dedi. Demen lazım ki bak ben 80 yaşındayım. Bu ülkede demokrasi var. Bu ülke laiklikle yönetiliyor. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Her ne olursa olsun yürü oğlum biz senin arkandayız demesini beklerdik. Ama tabii ki dediğim gibi bu yavaş yavaş oluşacak. Sonra geldik işte Bolu'dan geçerken oradaki vatandaşlarla karşılaştık. Amacımız Türkiye'de İstanbul'dan bir kartopu oluşturduk biz. Yollardan geçerken bu kartopu taneleri bize takıldı. Burada Ankara'da Cumhurbaşkanlığında çığ olmaya geldik ama çığ ne yapar? Yıkar, döker. Biz yıkan, döken bir çığ değil. Biz toplumu daha iyi tutabilme, korku duvarlarını yıkabilme. Ne diyoruz? Devletin dini adalettir. Bunu devlet yetkililerine anlatma adına bir farkındalık yürüyüşüydü aslında bu. Evet, bu yürüyüşte yalnız değildiniz efendim. Ona da gireceğim ama tabii yanınızda yine Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Selim ve ekibi de vardı. Evet. Biraz oradan söz edelim. Onlarla ortak noktanız nedir, ortak payınız? Aslında Ahmet Başkan'la çok iyi bir ikili olduk. Biz biliyorsunuz Türk İttifakı var. Biz Türk İttifakı'nın bileşenleri olan bir siyasi partiyiz. Ve Ahmet Başkan da benimle aynı şeyleri düşünüyor. Aynı şeyleri düşündüğümüz için toplum adına yürüyüşte beraber çıktık. Aslında biz Ahmet Başkan'la beraber 144 siyasi parti liderine seslendik. Dedik ki bu konu siyaset üstü bir konu. Bunu Adalet Birlik Partisi veya Cumhuriyet Adalet Partisi olarak algılamayın dedik. Siyaset üstü çünkü neden? 16 milyon emekli var. Binlerce öğretmen var. 6191'e takılan erler başlar var. Polisler var. Mesela polislerimiz 1+1 çalışıyor. Onların sosyal 20'ye yakın cinayet kendini intihar eden polisler var. Öğretmenler var. Bütün adalet adına biz beraber yürüdük aslında. Bakarsanız ikimiz iki partide de adalet geçiyor. Evet, dünyadaki en değerli şeylerden bir tanesi adalet. Adalet ve birlik, adalet ve Cumhuriyet ve adalet. Cumhuriyet ve adalet gerçekten çok önemli kelimeleri kullanmışsınız. Tebrik ediyorum. Sayın Uzun devam edelim. Şimdi tabii siz aslında 2018'de kurulmuş bir seçim atlatmış, evet. Siyasi parti. İki seçim, özür diliyorum, düzeltiyorum. İki seçim atlatmış. Aslında benim bir tabanda yer etmeyi amaçlayan. Hedefiniz ne? Hedefim bu ülkeye cumhurbaşkanı olmak. Cumhurbaşkanı olduğu zaman da bu ülkedeki eğitim sistemini kökten değiştirip ahlaklı bir neslin yetişmesi adına yola çıkmış bir siyasi partiyiz. Evet. Peki şimdi Adalet ve Birlik Partisi Genel Başkanı'na soracağım. Şimdi tabii gerçekten cesaretle İstanbul'dan işte adalet vurgusunu yapabilmek için Ankara'ya kadar yürümek büyük bir cesaret, bir ekip işi, bir hedef işi şüphesiz. Hedefim dediğiniz Cumhurbaşkanı olmak ama Türkiye'nin önemli sorunları var önünde, aslında çözüm bekleyen. Sizce şu an Türkiye'nin önünde acilen çözüm bekleyen 3 sorunu nedir desem nasıl değerlendiniz efendim? Aslında biz burada 3 kelimeyle anlattık ya, devletin dini adalettir. Aslında Türkiye'de tek bir sorun var. O çözüldü mü hepsi çözülüyor. Türkiye'de bir eğitim sorunu var. Eğitim sorunu siz çözmediğiniz sürece, liyakatli insanları bu topluma kazandırmadığınız sürece Türkiye olduğu yerde sayar. Her zaman üreten değil, hep yiyen bir toplum oluruz. Bu arada kusura bakmayın, bazen lütfen. O kadar yol yürüdük. Yorgunsunuz, bizi kırmadınız ayrıca. O kadar yol yürüdük. Yorucu muydu? Değildi ama dediğim gibi ülkedeki en büyük sorun bence eğitim. Sonrasında da biliyorsunuz ülkenin en büyük sorunu şu an ekonomi. Çünkü ekonomiyi düzeltemiyorlar. Ne kadar tasarruf yaparlarsa yapsınlar. Şu anki bir ekonominin başına bir kişiyi geçirdiler. Ondan çok öncesinde Sayın Erdoğan'ın bir sözü vardı. Ya dedi bunlar dedi işte Halk Bankası'nı soydular. Bilmem ne yaptılar. Ben demedim, kendisi söyledi. Ve sonrasında da tekrardan sanki ülkede başka bu işi yapabilecek birileri yokmuş gibi aynı kişiyi getirip oraya koydular. Ama ben şunu söylüyorum. O zaman da çözememişlerdi. Yine çözemeyecekler. Çünkü siz bu ülkede adaleti sağlamadığınız sürece neyi yaparsanız yapın.
neyi değiştirirseniz değiştirin, ne kadar ekonomik tasarruf yaparsanız yapın, neymiş? Arabaları sıraya koymuşlar. Satacaklar, yenilerini alacaklar. Siyasetin yaptığı olay bu. Çünkü ne demişti Sayın Erdoğan? İtibardan tasarruf olmaz demişti. Şimdi bunlar itibardan tasarruf ederler mi? Yok, alışmışlar artık. O yüzden dolayı dediğim gibi bir tanesi de en büyük beka sorunu, ulusal bir sorun aslında. Bu mülteci sorunu. Adalet, ikincisi mülteci, evet efendim. Bu çok önemli bir şey. Birincisi eğitim. Eğitim dediniz. Eğitim ikincisi de ekonomi. Üçüncüsü de dediğim gibi bu mülteci sorunu. Aslında sıralamaya aldığın zaman eğitim olmazsa, işte ekonomi düzelmezse doymasın, ama aslında en büyüklerinden bir tanesi mülteci sorunu. Bakın İstanbul'da şu an Esenyurt'ta 3 milyon insan varsa 1,5 milyon üzeri yabancı ruhlarla dolu. Suriyelilerle dolu, Afganlarla dolu. Hatta hiç hürriyetini duymadığımız, milliyetini bilmediğimiz devletlerden gelen insanlar var burada. O kadar kötü durumdayız. Bunların aslında bir şeyi kaçırıyorlar. Dünyada, bakın ben Amerika'ya gittim. 3 ay orada kaldım. Gezerken Hollywood'da şunu gördüm. Su savaşlarıyla ilgili Amerikalılar bir film hazırlamışlar. Şunu unutmayın. Eğer Amerikalı bir film yapıyorsa bunu dünyaya kesin uygular. Ve ülkeye baktığınızda bu kadar yabancı ülkeye gelmesiyle bir şey kaçırıyor Türkiye. Bu kadar insan su içiyor. Yani belki burada çok basit gelebilir insanlar, ama geleceğin en büyük savaşları su savaşları olacak. Bunu unutmayın. Çok da uzakta değil. Ama her ne olursa olsun biz bunu başarabileceğimize inanıyorum. Gençlerle başarabileceğimize inanıyorum. Bizim aslında ki bu yolculuğumuz bir korku duvarı vardı bu ülkede. Bakın biz bu mektubu alıp yürüyerek Ankara'ya, külliye bırakabiliyoruzdu. Gösterme adınaydı aslında yürüyüş. Ve bunu yaptık, başardık. Bunu kitlelerle yaptık. Arkamızdan gelen insanlarla yaptık. Ve dediğim gibi duruyor muyuz? Hayır. Aynı hızla devam. Sayın Uzun, şimdi bir hukukçu olarak şunu da sormak istiyorum. Önemli konuları tespit etti. Zaman dar olduğu için biraz hızlı gitmek durumda. Hukukçusunuz. Aslında hukuk okudum çünkü dediniz. Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı olacak. Peki, Türkiye'de şu an hukuk sistemini nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de bir hukuk sistemi olarak yok. Yani şu an biliyorsunuz Cumhurbaşkanı anayasayı değiştireceğim diyor. Önce insan bir şey değiştirmeden önce ona uyması lazım. Uymadığınız bir şey değiştirmeye gerek var mı? Yok. Aslında onların ilk hedefi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü madde değil. Erdoğan'ı bir daha nasıl seçtirebiliriz? Anayasanın 101. maddesi. Ne diyor orada? Diyor ki bir kişi en fazla iki dönem seçilebilir. Şu an bana göre şu an bu ülkede Cumhurbaşkanı yok. Çünkü anayasaya göre yok. Çünkü anayasaya göre şu an Erdoğan üçüncü kez seçildi. Seçildi. Demek ki anayasayı uygulamıyorlar. Bakın ben cebimden hiç hayal edemiyorum. Evet. 177 maddeyi şu anki iktidar ve ana muhalefet sayesinde ezberledim. Ezberlettiler. Neden? Çünkü buradaki 101. maddeye baktığınızda, bakın beraber burada bakalım, adaletten, hukuktan bahsediyoruz ya, yok olmayan bir şeyi nasıl konuşalım burada? Şimdi, bir şey olacak ki konuşalım. Muhalefet, ana muhalefet lideri, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de seçimlerden sonra, Erdoğan'ı ziyaretinden sonraki süreçte hemen gündeme anayasayı aldılar. Sizce ülkenin aslında şu an acilen konuşulması gereken gündem maddesi anayasa değişikliği? Asla değil. Onunla cevap verirseniz. Asla değil. Şöyle, çünkü aslında Özgür Özel'le konuştukları bence 101'i konuştular. Dediler ki Erdoğan bir dönem daha devam etsin. Aslında buna da gerek yok. Onlar zaten buna uymadıkları için devam ediyorlar. Ben bir ana muhalefetin lideri olsaydım, yerel seçimlerde %51 oy almış olsaydım, asla Cumhurbaşkanı'yla görüşmezdim. Zaten ona gelen oylar, o tepkiler onunla görüşmeme adına, hani kavga etsinler demiyorum ama onunla görüşmeme adına olmalıydı. Ama göreceğiz genel seçimlerde. Biz kendimizi anlatmayı başarabilirsek bu 101. maddeyi asla geçiremeyecekler çünkü öyle bir üstünlükleri yok. Ve burada şöyle bir şey daha var. Diyor ki Cumhurbaşkanı görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığa siyasi parti grupları en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az %5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterilebilir. Bakın buradaki adaletsizlik burada başlıyor. Bunu kim değiştirdi? 2017'de Erdoğan değiştirdi. Evet. Diyor ki sen diyor Erdoğan'dan kalkıp geldin, Trabzon'dan kalkıp geldin, Diyarbakır'dan, Mardin'den geldin. Dedim ki ben çok iyi her şeyi biliyorum. Dur diyor bu. Ama anayasa öyle demiyor. Herkes eşittir diyor 10. madde. Bunlar 11. maddeyi koymuşlar. 101 ona itilaf ediyor. Çünkü 100 bin imzayı toplayamazsan geçtin 1 milyon para yatırman lazım hazine. Ve o parayı bir daha geri alamıyorsun. Ama sen ben. Öteki türlü
Erdoğan veya ana muhalefet partisi Cumhurbaşkanı adayı olduğunda 1 lira ödemiyorlar. 100 bin imza toplanıyorlar. 20 milletvekili 100 bin asılın üstüne gösterilen bir anayasa var bu ülkede. Bence bunu değiştirmeleri lazım. Yani gerçekten tespitiniz çok yerinde. Bugünkü konuşulan aslında anayasa değişikliği ile ilgili AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki bu alışveriş gidiş gelişlerinin altında Cumhurbaşkanı'nın diyorsun bir dönem daha görev süresini uzatma amacı yatıyor. Kesinlikle. Peki Erdoğan'ı samimi buluyor musunuz ifadelerinde efendim? Bulmuyorum. Samimi olsaydı zaten Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı uygulardı. Ben her zaman şunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda ne yazıyorsa ben sonuna kadar bu haklarımı kullanırım. Bence o da kullanmalı. Anayasaya göre şu an Türkiye'de Cumhurbaşkanı yok. Hepsini geçtim kenara. Ne dedi? Bu can bu bedende olduğu sürece faiz atmaz dedi. Şu an faiz bakın yukarılara doğru gidiyor. Demek ki onun sözüne göre konuşuyorum. Şu an ülkede Cumhurbaşkanı yok. Kendi sözleriyle söylüyor. Çünkü ben bu görevde olduğum sürece faiz artmaz ben desem görevde olmamam lazım. Çünkü faizler tamamen yattı şu an. Nas var dediler. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var dediler. Yani dini bile işin içine soktular. Ama bir baktılar ki hiçbir tutmuyor. Konuşmayla olmuyor bu işler. Çünkü ne diyoruz? Devletin dini adalettir. Daha bu adaleti sağlayamadılar. Sorun burada. O yüzden samimi bulmuyorum ben Erdoğan. Efendim son 10 dakika Sayın İrfan Uzun ve Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı ile stüdyoda Türkiye gündemini ve İstanbul'dan Ankara yürümelerini konu ediniyoruz. Efendim şunu sormak istiyorum. Şimdi, tabii siz bir siyasi partisiniz. Cumhuriyet ilkeleri değerlerinde kurulmuş olan. 140 küsur parti de var dediniz. Sizin Adalet ve Birlik Partisi olarak bundan sonraki hedefiniz ve beklentiniz nedir? Yani mevcut sistemde siz kendinize bir yer bulabilecek misiniz? Şöyle aslında dediğiniz gibi Türkiye'de 144 tane siyasi parti var ama bundan seçim hakkı alan 36 tane siyasi parti var. Onlardan bir tanesi biziz. Ve seçimlerde şunu gördük. Seçimlerde hiç tanımamamıza rağmen Türkiye'de 9. siyasi partisi aldığımız oyla ve Türkiye'de aslında biz şu an şöyle 4. partiyiz. Parti kurulup Cumhurbaşkanı kendi içinden aday çıkartan 4. siyasi partiyiz. Yani şöyle bir de şu var. Demokrasilerde biliyorsunuz çoğulculuk vardır. Ben çoğulculuk tarafındayım. Sizinle de konuşmuştuk. Bence 1000 tane de parti olsun. Çok önemli değil. Ama önemli olan bu süreci yürütebilecek bir ekip kurulması lazım. Ve anayasaya gene baktığımız zaman siyasi partiler kanununda yolda gelirken bir amcayla daha karşılaştık. Dedi ki ya dedi oğlum dedi siyasi partiler devlet yardımı alıyor ya dedi. Onları da almasınlar onları da söyle dedi. Dedim amca olmaz o. Nasıl hayatta çünkü kaldı? Siyasi partiler devletten hazine yardımı almazlarsa mafyaların eline geçer dedi. Eğer siz böyle bir yönetim istiyorsanız, eğer böyle bir yönetimi yönetilmek istiyorsanız dedim. Mafyalar yönetir. O yüzden dolayı siyasi partilerin bence hepsi bu yardımı almalı. Bir bütçe var. Bu bütçeyi kim alıyor? Şu an 5 tane parti alıyor. Kim alıyor? İşte hükümet edenlerle işte ana muhalefet o grubu bulunan partiler alıyor. Bence o bütçeyi şu an Türkiye'de bunu seçim hakkı alan bütün siyasi partilere dağıtılması lazım ki bakın bizler projeler üretiyoruz. Bizler fikirler üretiyoruz. Bakın biz yürüyoruz. 144 parti şu an oturuyor. Biz ülke adına bir mücadele verelim. Parti niye kurulmuştur? Parti bu ülkenin sorunlarını kurmanın önce küçük sorunları çözeceksiniz ki geldiğinizde büyük sorunları çözebilirsiniz. Biz şu an küçük, belki bunlar toplum adına küçük değil ama biz onları şu anda sesleri olmadığına yola çıktık. Biz bu sorunları çözdükten sonra da inanıyorum siz gibi değerli basın mensupları olduğu sürece de bir dahaki seçimlerde bu erken seçim olursa da ben buradan ana muhalefete sesleniyorum. Hani Sayın Özel dedi ya işte erken seçim olmamalı. Bence Erdoğan bir an önce istifa etmeli. Çünkü anayasaya göre zaten Cumhurbaşkanı değil ama hadi diyelim ki oldu. Hani ülkede bir karışıklık olmasın, bir şey olmasın diye. Ama Erdoğan bence bugünden itibaren istifa etmeli. Çünkü ülkedeki devletin dini adalettir meselesini halen ülkede uygulayamıyorlar. Ne kadroları, ne kendileri, ne içteki yapıları, ne İçişleri Bakanlığı, bakın yolda gelirken bir haber daha duyduk. Bir mahallede, Sultan Gazi Mahallesi'nde 13 yaşında bir çocuğa bütün mahalledeki herkes tecavüz etmiş. Çok kanın doldu, çok. Kanın dondu. Bu İçişleri Bakanı ne iş yapıyor? Gidiyor, yok torbacı yakaladım, yok bunu yakaladım. Böyle İçişleri Bakanlığı yapılmaz. Sen ülkenin her yerinde olman lazım. Bu 600 milletvekili ne yapıyor? Bu çocuk bizim çocuğumuz. Böyle bir şey olabilir mi? Kanın dondu, o haberi duydum yolda yürürken.
Yani böyle yorgunluk var üstünde, psikolojim bozuldu yani. Ülkeyi, ama dediğim gibi bu ülkeyi daha güzel yarınlara taşıyabilecek en büyük siyasi partilerden bir tanesiyiz. Çünkü siyasi parti demek illa parası olan parti değil. Bu partinin büyüklüğü sizlerin vereceği oylarla olacaktır. O yüzden dolayı buradan da sizin aracılığınızla Türkiye'de bulunan bütün herkesin kutsuzluğa uğrayan uğramayan, çünkü bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyelim, hep beraber yönetelim ülkeyi. Evet, son sorum şu olsun madem öyle. Şimdi iktidara talip Adalet Birlik Partisi, Sayın Genel Başkanı bizim stüdyo konuğumuz İrfan Uzun hukukçu. Şimdi bu röportajı izleyenler, bundan sonraki süreçte de biz tabii bağımsız medya kuruluşu olarak Medya Ömür, Tempo TV olarak mutlaka sizin gibi siyasi partileri, fikri olan siyasi partilerin hep yanında olduk olmaya çalışacağız. Şimdi yarın seçim olmuş olsaydı, bu programı izleyenler sizi analiz etmeye çalıştılar. Adalet ve Birlik Partisi neden oy vermeliler? Birkaç gerekçe sayar mısın? Neden sizi tercih etmeliler? Niye size oy vermeliler? Şöyle, aslında ülkede çok büyük bir değişime ihtiyaç var. Değişim çok önemli bir şey. Değişime ayak uydurmazsanız, hep aynı şeyleri seçerseniz sistem yürümez. Bu bir, iki, gençliğimiz var her ne olursa olsun ve proje üreten bir siyasi partiyiz. Halkın kalbine dokunabilecek projelerimiz var. Bakın, İleriye dönüp baktığımız zaman birçok siyasi partiye baktığımızda biz yazılımla ilgili projelerimiz var. Eğitimle ilgili projelerimiz var ki yazılımla ilgili projemizi küçük size söz edeyim. Biz bütün dünyayı araştırdık. Dünyayı araştırırken dedik ki bu yazılımla ilgili Türkiye'de aynı iklime haiz neresi var? Erzurum çıktı. Toplam 26 bin kişi çalışıyor bu dediğim yerde. Ama bunu oluşturabilmek için ne lazım? Adalet lazım. Siz adaleti sağlayamazsınız, bunu burada yapamazsınız. Dediğim gibi yazılım projelerimiz var, tarımla ilgili çok büyük projelerimiz var. Ben burada çiftçi kardeşlerimize de sesleniyorum. Biz geldiğimiz gün şunu yapacağız. Tarımla ilgilenen herkese gübre ücretsiz vereceğiz, mazotu ücretsiz vereceğiz. Ben ücretsiz vereceğiz deyince herkesi şöyle anlıyor. Ücretsiz verdik, devlet bunun altından kalkabilir mi? Tabii ki de kalkar. Şöyle, biz ücretsiz verdiğimiz ürünlerin karşılığında çiftçi bunu ekerken para derdi olmayacak. Daha huzurlu ekecek. Daha verimli topraktan çıkacak bu. Biz bunu aldığımız zaman ÇKS diye bir sistem var. Çiftçi kayıt sistemi. Oradan biz devlet alım garantisi yapacağız. Bedava verdiklerimizi ekleyeceğiz üstüne. Son kullanıcıya ileteceğiz. Böylelikle kaliteli bir ürün yemiş olacak halkımız. Dediğim gibi buradan değişimin şart olduğuna inanıyorum. Daha çok projelerimiz var. Ve bu projeleri daha sizlerle beraber olacağız. Kusura bakmayın, çok yorgunuz. Rica ederim. İnanın, evet. 5 günlük bir yürüyerek geldik biz buralara. Aslında evet. İnanın ayaklarımız... Ayağınızın tozuyla geldiniz. Aynen bizi öyle. Kırmadınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Saygıdeğer Genel Başkan İrfan Uzun, hukukçu, Anadolu Birlik Partisi kurucu genel başkanı. Adalet Birlik Partisi. Adalet Birlik Partisi, özür diliyorum. Biz de güne biraz kendimizi şey yaptık, yoğunluğuna. Adalet Birlik Partisi kurucu genel başkanı. Evet, kurucu genel başkanı. Stüdyo konumuz oldu. Bu kısa zamanda aslında İstanbul'dan Ankara neden yürüdüklerini, ülkede neye ihtiyacı olduğunu, gündemde olması gerekenler ne olduğunu, anayasa maddesi, anayasanın değişikliğinin gerçek sebebinin ne olduğunu açıklamaya çalıştım. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Değerli izleyiciler, burada bir sonraki konukla birlikte karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.